Değerli izleyiciler, Aydın'ın batısında yağmur, doğusunda Köşk ilçesinde kıran kırana deve güreşleri var. Ve başkanım, hakikaten çok şanslısınız. Söke'ye baktığımızda yağmur var, insanlar yağmurdan dolayı dışarıya çıkamıyor ama burada şanslısınız ve bulutların altında artık bitmene noktasına geldi. Güzel deve güreşleri gerçekleştiriyor. Neler söyleyeceksiniz? Deve güreşi her şeyden önce atasporumuzdur. Yörüklerimizin gelenek göreneklerindendir. Bu örf adettir. Hiçbir zaman hayvanlarımızı saygısızlık olarak görmememeliyiz. Yani biz burada bir eğlence, bir atasporumuzu gerçekleştiriyoruz. Ve köşkümüzde şu anda yapılan güreş 1973 yılından beri yapılmayan değil, yapılamayan, alıp vermeli kupa güreşi yapılıyor ve şu anda da mevsimin, sezonun bölgemizdeki en büyük, en güzel develeri 150 tanesi buraya gelmiş ve bu güreşimizi gerçekleştirmekteyiz. Hayvanlarımıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum. Bakanlara da ellerini, kollarını sağlık diliyorum. Gelen seyircilerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 bine aşkın bir seyircimiz var. Gördüğünüz her tarafta da. Şu anda herkesten Allah razı olsun diyorum. Başkanım, develere olan sevginizi tabii ki biliyoruz. Ve protokolün önüne kadar geldi. O deveyi de sevdiniz burada. Ve değerli izleyiciler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'daki deve güreşlerini ücretsiz düzenlemişti. Köşk Belediye Başkanı da bu güreşleri ücretsiz düzenliyor. Neden böyle bir karar aldınız başkanım? Şimdi bu biz her şeyden önce güreş severleri hepsinin gelmesini istedik. Bir ikincisi, hiçbirine de biz 8 Mart asla belediyemizin kasasından değil, milletimizden toplayarak milletimize verdik. Halktan aldık, halka verdik. Çünkü biz köşklünün, deve severlerin, herkesin yanında olan insanlarız. Evet. Kutluyorum başkanım ben sizi. Biz de sizinle beraber, sizinle beraber 6.sıydı. 7.si, 8.si, 9.su devam eder de bizler de gelelim. Evet, güreşler bizle beraber başladı. Şu anda 6.sı yapılıyor. Geleneksel deve güreşlerinin, ama bu alıp verme dedikleri kupa güreşlerinin ilki yapılıyor. Şu anda 1973 yılından beri Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu iddianızı sürdürürsünüz de bizim ortaya koyduğumuz bir iddia vardı. Biz demiştik ki Şampiyon Develer Ligi kurulamaz mı? Yani Ege Akdeniz Meyvan Marmara diyoruz ya. Yani böyle Mart ayına sarktığı bir günde köşk böyle bir Şampiyon Develer Ligi'ne ev sahipliği yapabilir mi başkanım? Çünkü çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Şimdi iddia demeyelim buna da, hedef diyelim. Hedef diyelim. Yani biz kimseyle iddiamız yok. Bizim hedefimiz var. Anlatabiliyor muyum? Köşk böyle yani, bir hedef önüne koydu diyelim. Tabii, şimdi öncelikle bu güreşi tertip eden arkadaşlarımıza, başta Mehmet Kahraman, İsmail Gezer, Mustafa Çakır, Nihat Altınkaya, bir Akın Bey Umurlu'dan, Pazarlıoğlu, bunlara da bu güreşi tertipleyip bu halka sundukları ve bize bu keyfi yaşattıkları için sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri de aramızda gördük ve sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'yi, bu güreşimizi paylaştığımız ve gösterdiğimiz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Saygılarımı sunarım. Herkese hürmet ederim, saygılarımı sunarım efendim.